Merhaba millet, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. D-Hop oynuyoruz. D-Hop oyunu şöyle söyleyeyim. Köpek balığı olabiliyorsunuz, insan olabiliyorsunuz. İnsan olduğunuzda suyun altında bulunan mücevherleri falan almaya çalışıyorsunuz robot sayesinde. En sonunda hani alıp alıp en sona tekneye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tabii bunun yanı sırada kötü taraf olan köpek balıkları olabiliyorsunuz. Köpek balıkları da o mücevherleri çalmaya çalışan ya da robot sayesinde almaya çalışan insanları yiyorsunuz arkadaşlar. Parçalıyorsunuz, engel olmaya çalışıyorsunuz. Açık ve net söyleyeyim. Oyun çok güzel. Yeni çıkan bu oyun ayın 3'ünde çıktı. Kasım'ın 3'ünde çıktı yanılmıyorsam. Satın aldım Steam üzerinden. Bütçem vardı biraz. Onun sayesinde aldım. Hemen oyunun arayüzündeyiz. Onu tanıtacağım arkadaşlar. Level kasma sistemim var oyunda. Köpek balığı oluyorsanız oyun içerisinde geliştirebiliyorsunuz. İşte fazladan can ya da bombalara karşı dayanıklı falan yapabiliyorsunuz kendinizi. İnsan oluyorsanız işte yeni silahlar falan hani, açılıyor. Onları alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Oyun daha yeni olduğu için fazla bir kişi yok. Şansımızı deneyeceğiz. Girmeye çalışacağız. Multiplayer oynamaya çalışacağız. Eğer ki olmazsa botlarla maç yapacağız. Öyle bir sistem de var. Çok güzel olmuş. Hemen profili göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kill sayım, kaç defa öldüm. Her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Oyun içerisinde bulunan kişilerin puanları görünüyor. Bakalım var mı Türk acaba? Çok merak ettim. Şu an yok herhalde yanılmıyorsam. Arkadaşlarınızın sıralamasını da gösteriyor. Tabii hiçbir arkadaşım yok bu oyun. Hemen şöyle bakalım. Kazandığımız ödüller, her şey burada görünüyor arkadaşlar. Profil çok kolay. Hemen göstermişti. Kaç damage verdik, kaç asistimiz var falan. Ondan sonra burada oyunun içerisinde gelen güncellemelerden bahsediyor. Neler geldi, hangi özellikler var onlardan bahsediyor arkadaşlar. Pardon. Burada da bir bir anlatıyor. İşte köpek balıklarının şu özelliği var, insanların şu özelliği var. Neler yapmanız gerekiyor, hangi silahlar daha iyi, onlardan bahsediyor arkadaşlar. Buna köpek balıklarının özellikleri oyun içerisinde geliştiriyorsunuz kendinizi. Yeni köpek balıkları açılıyor, yeni türler açılıyor filan. Tabii daha yeni başladığımız için yok şu an. Buraya baktık, şuraya bakalım. Burada da yapımcılarını gösteriyor arkadaşlar, kimlerin emeklere geçti filan oyun içerisinde. Onlardan bahsediyor. Buradan ayarlar zaten. Buradan çıkış. Şöyle play diyerekten maç bulabilirsiniz. Direkt oyunu size dahil edebilir. Hani oluşturmuş bir lobiyi. Oyun başlamışsa direkt ona sokabilir. Boş yer varsa. Ya da lobilere bakabilirsiniz. Şuradan şu an bu mesela 3 köpek balığı var. Bu rastgele. Onu da göstereyim arkadaşlar. Kırmızı olduğunda köpek balığı tarafındasınız. Mor olduğunda renginiz, takım renginiz rastgele. Hem köpek balığı hem insan olabilirsiniz. Mavi olduğunda yanılmıyorsam insan. Ona göre seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben köpek balığı olma taraftarıyım. Onun için aldım zaten ama ikisini de göstermeye çalışacağım kısa kısa. Bakalım yapabileceğiz mi bir şeyler. Burada bir insan var. Bir rastgele var. Buradan kendiniz bir maç ayarlayabilirsiniz. Botların zorluklarını seçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen basıp atabilir zaten. Toplam 6-6 yanılmıyorsam takım var. Hani 6 insan 6 köpek balığı. Güzel bir sistem. Harita çok güzel. Suyun altında cidden olduğunuzu anlıyorsunuz. Duvarları kırabiliyorsunuz. Köpek balığı olduğunuzda hani gizli geçitlerden geçebiliyorsunuz falan. Çok güzel olmuş. Tabii özelliklerle daha da geliştiriliyor. Zaten oyun daha yeni çıktığı için pek bir harita sistemi de oturmamış. Hani fazladan bir haritası yok ama olan haritası da cidden suyun altında o atmosferi size veriyor arkadaşlar. Hemen bir tane maç bakalım gelecek mi arayalım. Olmadı bota katılırız arkadaşlar. Hazır bu videoda yeni oyun aldığımı söylemiştim. Bunun yanında iki tane daha oyun aldım. Nedir onlar? Rush aldım ve Counter Global aldım arkadaşlar. CS Global. Onların da videosu gelecektir yakındır. Fakat hafta içi yarın ve öbür gün dolu olduğum için evde tamirat var. Onlarla uğraşacağız. Olmadı hafta sonu bir counter çekmeyi düşünüyorum ya da Rush'ta bir ilk bakış yapıp sizinle oynamak istiyorum. Eğer Rush varsa elinizde oynayalım arkadaşlar. Oyunu bilmiyorum. Neden aldım onu? Biraz eski, daha alfa sürümde, beta'ya da çıkmadı. Fakat şöyle söyleyeyim, oyun motoru değişmiş arkadaşlar. Yeniden
Oyuncular geri dönmeye başlamış, yeniden satın alınmaya başlamış, tutulan bir oyuna dönmeye başladı oyun. Bakalım, bir dakikadır bekliyoruz. Bekleyelim. Oyunun bilgisayarınız kötüyse kaldıramaz diye bir şey yok arkadaşlar. Şu an oyunu oynadığım DirectX 9 bit olarak da 32 bitte oynuyorum. Oyun hani düşük tutmuş şeylere çok güzel olmuş aslında. Bütün oyunculara, bütün evinde olan bilgisayar hani bilgisayar sahibi olanlara bir şans vermiş. Düşük tutulmuş özellikler. Ama yüksek dereceye getirdiğinizde de cidden tatmin edici bir grafik var. Zaten yakındır gelişmesi çünkü tutulan bir oyun. Bayağı bir satılmaya başladı. Az oyuncu var ama olsun. Hemen şunu bir daha arayalım bakalım. Bulabileceğiz mi? Server kalabalığı var. Avrupa'dır, Kuzey Amerika'dır, işte Batı Amerika, Avustralya falan. Bayağı bir ülkeden serverları açılmış. Gayet güzel bir şey aslında. Maç bulmadığına bakmayın arkadaşlar. Cidden istesem şuna katılabilirim. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Nasıl olacak? Heh, evet, geldi mesela arkadaşlar. Köpek balığı, insan. Bir insan mı olalım? İlk önce köpek balığını göstermek istiyorum aslında size. Evet, oyuna bir giriyor. Evet, bir ses duyduk. Oyuna giriyor arkadaşlar. Sesleri biraz kıstım. Ama açabilirim oyun içerisinde. Bakalım sesin durumu nasıl. Böyle biraz geç yükleniyor. Toplam 6 kişiyiz. Evet, 6 kişiyiz. 3'e 3 de kapışabiliriz. 4'e 2 de kapışabiliriz. Köpek balığı seçtiğimiz için köpek balığımız burada arkadaşlar. Level sistemi var oyun içerisinde dediğim gibi geliştiriyorsunuz. Bunlardan bir tanesini açabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Radar sistemi görüyor arkadaşlar. Adamların nerede olduğunu rahat rahat görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Bu da yanılmıyorsam silahların ne olduğunu mu gösteriyor ya da onları ufak bir engelleme mi yapıyor onu çözemedim. Ama bununla başlayacağım. Bununla başlamıştım. Şuraya kadar geliştirmiştim. Bakalım nasıl bir şey olacak arkadaşlar. Ready dedik. Maçımız 26 saniye sonra başlayacak. Başlasın. Güzel bir oyun. Dediğim gibi grafikler ilginç, değişik. Oyun içi konuşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Rastgele yazdık. Buradan Steam'deki elemanları görüyorsunuz. Oyundaki arkadaşlarınızı, elemanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. 3 saniye sonra maç başlayacak. Başlasın. İnsanlar aşağı iniyor. 3'e 3 kapışacağız. Çok güzel bir oyun olacak. Köpek balığı olduğunuzda insanları nasıl öldürüyorsunuz? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bir oyun atmıştım. Oradan çözdüm. Adamı yakaladınız. Adam ağzınızdayken ölmüyor. Ne yapacaksınız? Mouse'u sağa sol yaptırıyorsunuz. Koparıyorsunuz yani sağa sol falan. Eti sallıyorsunuz. Bu arada değişik bir haritaya geldik. Oo, güzel. Daha önce masmavi bir denizdeydik. Burası kirli bir deniz. Shift tuşu hızlı koşuyor gibi düşünün. Hızlı yüzüyor. Bir tane atağı var. Gördüğünüz gibi sağa sol falan yaparak da. Şuralar kırılıyor arkadaşlar. Şöyle. Kırdık. İçerisine girdik. Tabii. Şu an köpek balığımız çok az derecede olduğu için şu robot. Kırmızı olan robot arkadaşlar. Şöyle bir yükselelim. C tuşu iniyor, yanılmıyorsam. Hop hop, görev iptal. Görev iptal. Bu harita biraz karışık. Ah, öldük. Öldük. İkili silah var. Tak tak vurdu. Yakaladığınızda insanları ya da insanlar sizi vurduğunda az da olsa parçalanıyor. Köpek balığı işte parçalığı ayırıyor ya da insanların bacakları falan kopuyor. Bu arada 4'e 2 oynuyoruz. Kötü oldu bu. En son 4'e 2 oynadığımızda yenilmiştik. Tamam, kıralım. O kırdığınız yerden yeniden yenilenmiyor. Yani onun için şey yapmayın. Şöyle kaçalım. Ah, ah, çok az kalmıştı.
Çok az kalmıştı ya. Yeşilden kırmızıya doğru döndüğünde ölüyor arkadaşlar. Zor bir oyun. Alışmamız lazım. Bir de 4'e 2 oynuyoruz. O daha da zor. Şöyle. Bir de harita çok zormuş. Cidden harita çok kötü bir harita ya. Şimdi ben buradan alsam, buradan girsek adama direkt. Ah dedik, birisini alırız. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar, parçalandı etim. Daha da parçalanıyor. Adamlar tarıyor ya. Öncünü alamadı. Şu an oyun cidden güzel. Keşke köpek balığının gözünden de görebilsek. Öyle bir sistem var mı bilmiyorum. Varsa çok iyi olur da. Oyunu ben de yeni aldığım için daha yeni yeni keşfediyorum. Space tuşu yükseliyor arkadaşlar. Abi ya. Çok dar ya. Çok dar. Adamlar hani çok güzel. İnsanlar çok iyi yer alabilir burada. Şu an birisi, bizim eleman birisini öldürdü. Yetişirsek. Abi alanlar çok dar. Köpek balığı çok büyük. Tabii türleri değişiyor arkadaşlar. Bu robotu patlatabilirsiniz de. Tabii izin verirlerse. Adamlar teklilerle öldürüyor diyeceksiniz. Tekliler cidden güçlü. Öyle söyleyeyim. Çok seri. Abi yüz bakalım. Alttan bir yerden çıkacağız. Ah. Yapma abi. Biri, iştesi bizimki öldürdü de. İşte öldürdüğümüzde o rank puana geliyor. Skill açma puana geliyor. Onun sayesinde açıyoruz. Şu an mesela iki tane şeyi tamamladılar. Dördüncü aşamada tekneye gidiyorlar. Teknede de baskın yapabiliriz. Tabii yapabileceğiz mi, o var. Ah be ya. Öldürdüm. Öldürdüm, öldürdüm. Abi. Harita çok dar arkadaşlar. Evet. Mayına çaktırdım onu. Birisini de aldık. Evet, bir kill daha aldık da öldük. Olsun. 3 kill aldık. Güzel oldu bu. Gördüğünüz gibi özellikler açıldı arkadaşlar. Şunu şöyle yapacağım. Direkt 3 kill aldık. 3 skill point geldi. Onu da tabii verdik. Güzel oldu. Bir dahakine de kalbe vereceğim. Neden diyeceksiniz? Hızlı falan yüzdüğümüzde biraz daha dayanıklı oluyor. Of. Mayın bomba mı attı birisi? Mayını mı patlattı orada? Bir karışıklık oldu. Parçalara ayrıldık. Bir bölümde insan olacağım. Bakalım. Bu zaten bitmek üzere. Abi ya. Gördüğünüz gibi parçalara ayrıldık. Biraz zor. Köpek balığı olmak cidden bu oyunda çok zor. Tam bir takım oyunu istiyor. Hani biriniz arkadan, biriniz üstten falan girmeniz lazım. Bir de adam kalabalığı var şimdi. Hani 4'e 2 oynamak çok zor. Bakalım ne yapabileceğiz. Kırmızı olarak görünüyor da. Canımız indi aşağıya.
doluyor. Evet, can yenileme aldı ki arkadaşlar. Dolabiliyor. Abi mayına bastık ya. Mayın koymuş. Ah. Olacak iş mi bu? Dediğim gibi bir de harita şu an çok karanlık ya. Cidden zor. Abi içerideymiş. Öldüremedim mi ya? Bak ya, tekme attı. Hadi gel beraber gidelim, yürü. Onunla birlikte de alacağım. İçerideler. Yukarıda birisi. Ay. Ah, bıçakladı beni yani. Zaten canım çok azdı. Yakaladığınızda bıçaklayabiliyor arkadaşlar tepenizden. Son aşamaya doğru gidiyorlar zaten. Bakalım ne olacak. Ya zor. Şimdi haritada bir de karanlık, bir de daracık yerler. Cidden bu haritada köpük balığının kazanması çok zor bir etken ya. Abi kırdık girdik de. Ya kapılar çok dar abi. Köpek balığının burada kazanması imkansız ya. Tamam, diğer kapıdan girip diğer kapıdan çıkabiliriz de. Gördüğünüz gibi Allat indi arkadaşlar. Yavaş yavaş gemiye doğru gidiyorlar. Tekneye doğru. Biz de en iyisi oraları pusalım ya. Yakalayabilirsek bir tanesini yakalayalım da. Arkadaşlar, insanları yakaladığınızda shift tuşuna basın, hızlıca kaçın oradan, sağa sola yaparak kaçın tabii, hani öldürmek için. Şu an mesela birisini aldık. Ah, iyi, bizim eleman da aldı birisini. Bu arada balıkları falan yiyebiliyormuşuz herhalde. Bana öyle geldi. Üçüncü skillimizi de açtık. Şey burada, Alat burada. Buraya gelecekler mecbur. O robotu biz kontrol etmiyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Büyük bir ihtimal edilmiyor. Kırmızı mayın bu arada. Uzaklaş. İyi, canımız gitmeden. Abi uzaklaş. Ah. Abi taramalı var adamda ya. Kaybettik bu arada arkadaşlar. Olsun. Oyun cidden zor. Hani bir de harita çok şey geldi ya. Burada kazanmamız çok imkansız. Gördüğünüz gibi silah geldi arkadaşlar. Bir de insan olarak oynayalım bakalım. Ne olacak? Bu arkadaşlarla bir de oynayalım ya. Oynayabilirsek. Ya da bakalım başka bir harita var mı? Tamam, bunlarla oynayalım biz. Güzel oyun. Cidden güzel, eğlenceli. Şimdi bir takım olsa, hani Skype'tan konuşarak oynasanız. 3 kişi aynı takımda da olsanız, yani köpek balığı ya da insan olsanız. Ona göre taktikse oynarsınız. Ama dediğim gibi köpek balığında çok eğlenceli. Hani zor gibi görünse de bu harita cidden zordu.
Ama şöyle olsaydı, hani Skype'da 3 kişi oynuyoruz. 2 kişi kapıları kırdı. Birisi o kapıdan girip öbür kapıdan çıkabilirdi. Çünkü öyle bir haritaydı, yanılmıyorsam gördüğüm kadarıyla. Çok da güzel olurdu yani. Bakalım, bir oyun daha bekliyoruz. Tabii buna neler gelir bilmiyorum. Hani oyun içerisinde köpek balığınızı kasıyorsunuz. Oyun yeni çıktı zaten. Hani beta'da diye söyleyebilirim. Hani beta değil ama gelişmekte olan bir oyun. Daha market eklenir mi onu bilmiyorum ama büyük bir ihtimal market de eklenir. Köpek balığı satın alabilirsiniz falan. Yani öyle tarzda bir şeyler de olabilir. Ama güzel. Bakalım bir daha insan olarak gireceğiz. 2 köpek balığı, 3 köpek balığı. Hadi 3 insan olsun ya. Yapalım şu maçı. Fazla uzatmayı düşünmüyorum. İlk bakış videom ve oynanış videosu olacak arkadaşlar. Ama öğrendiklerimi size aktarmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. 3 level olduk. Çok öldük abi ya. Aşırı öldük. Hep köpek balığını oynadım zaten. Haritalar 5 tane harita var. Biz burada oynadık Kurut'ta. Daha önce ben yanılmıyorsam Kov'da oynamıştım. Yok, Kov'da mı? Olmec'te mi ne oynamıştım galiba. Çok güzeldi. Yani her şey berrak berrak görünüyordu. Burası çok şeydi ya. Kötü. Harita çok kötüydü. Abi başlayacağım mı? Hadi ya. Hadi. Başlatın artık şunu. Tamam, arkadaşım bekliyoruz diyor. Arkadaşım geliyor diyor. İyi, hadi gelsin. İşte böyle biraz bekliyoruz arkadaşlar. Fakat oyun kaç GB'tı? 1,1 GB olması lazım. Dediğim gibi yeni çıktı, gelişiyor. Şans vermek lazım. Satın aldığım sistem üzerinden kasmasız falan oynayabiliyorum. Artı en güzel yanında sistem özelliklerini oyun düşük tutmuş. Bütün herkes oynayabilsin diye. Bence harika bir şey. Çünkü her oyun firması yapmayabiliyor. Yani herkes yeni bilgisayarlara göre tasarlıyor artık. Fakat böyle düşük özelliklerde tutup güzel bir oyun sunmak çok güzel bir başarı. Bakalım neler olacak. Biraz bekletiyorum arkadaşlar. Elemanın arkadaşı gelecekmiş sözde ama. Bakalım ya. Abi başka bir salon varsa oraya geçeriz biz de ya. Onun gelmeye niyeti yok çünkü. Join desek. Başlatacak mısın? Yine biraz önceki yer mi burası? Evet. Şöyle bir şey yapsak. Lobby. Bakalım bizi bir yere atacak mı? Bu arada kendi şeyimizi kurabiliyor muyuz? Yapacaktık. Ha, bir yere atıyor bu arada. Her neyse, insan olarak başlayacağız. Bu maç bittikten sonra bir de bakalım kendimiz kurabiliyoruz mu harita. Çünkü herkes kuruyor. Biz de bir kurmayı gösterelim yani. Bakalım nasıl olacak. 6 kişi miyiz? 4, 5. Hızlı maç bulma. Direkt hani maç olan maça sizi atıyor. Çok güzel bir sistem. Öbür türlü yok işte başlayacak yok. Arkadaşım bekliyorum öyle oluyor böyle oluyor. Gerek yok, hemen tıkladım. Olan maça katılıyorum. Kurulmuş bir odaya, 6 kişinin olduğu bir odaya attı bizi. Evet. Kazandığımız silahlar buradaydı. Şunu bir alalım. Para sayesinde mi aldık lan biz onu? Aynen, para sayesinde aldık arkadaşlar. 700 altın. Bunun bir özelliği varmış ama. Ekstra bir şarjör mü acaba? Olabilir. Çift tabanca. Tabi bunları alabiliyoruz daha sonra. Şu gelmişti bize. Onu almamız lazım. Bu arada para artıp duruyor. Artsın.
Tamam, maçımız hazır. Karakterimiz burada. Carlos, Marissa. Evet. Wow. Güzel. Herkes tabancayla başladı. Gene mi aynı harita arkadaş? Tamam, benim için sorun yok. İnsanız biz. Steve. Robotun ismi Steve. Ona göre. Herkes Steve'i koruyacak. Evet, yüzerek gidiyoruz. Bir, iki. Neden biri alamıyorum ben? Yılan balıklarına bakın arkadaşlar. Güzel ya. Oyun atmosferi çok güzel. Ne lan? Bu neydi lan? Abi öldürme beni ya. Ya ben niye hep ölüyorum? Abi şunu almadık mı biz? Gözünü seveyim. Canlandır abi. Steve, ne yapıyorsun be amca? Bu arada altınları falan toplamanız lazım. Steve burada kazıp duruyor bir şeyleri. Altın toplamanız lazım. Köpek balığı iyi saldırdı. Bu ne burada? Mayın mı? Ne bu? Çözmeye çalışıyorum hani şimdi. Abi taktik savunuyorlar adamlar ha. İşe alamıyoruz tabi. Bunda mı ya da alamıyoruz? Steve bir para düşür abi. Bir şey yap ya. Bakıyorum bomba atma falan var mı? Her şeye bakıyorum arkadaşlar. Eyvallah Steve amca. Ne yapıyoruz? Açtım burayı. Köpek balığı nerede ya? Onun nikah. Aha burada. Abi ya yapma göz. Oha bağırsaklara bak. Abi şekil. Çok manyak öldük. Şimdi ben seni göstereceğim ben seni. Bu ne? Al abi. Aha. O neydi lan? A atıyorum. Süper. Abi silah güzel. Fakat abi kavurmalık yaptın beni be. Valla helal olsun ya. Al bomba alayım. Şunu satacağız. Şuradan şunu alacağız. Ya. Şunu alalım. Abi. Aha. Adamlar oynuyor la. Biz demek ki sorun bizde. Ya yürü git. Abi yeter ama bacağımı kopardın ya. Kolum molum eğilim gitti ya. Adana oynuyor arkadaşlar. Senin var ya. Ağzını yüzünde atarım. Ya oğlum yürü git. Allah Allah psikopat lan. Bomba bir tane alabiliriz. Aa psikopat lan. Vay be. Hızlı yüzmeyi sağlıyormuş. Taramalı sanmıştım ha. Abi o A'ya atmadım ben ya. Abi her şeyi beceremiyoruz ya. Şu A'yı bir değiştirelim bir şey yapalım. Şunu alalım bakalım. Gelin lan. Steve ne haber? Gelsene gelsene.
Biraz mouse ayarlarını yapmamız lazım ya. Çok yavaş dönüyor. Gördüğünüz gibi parçalanıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Abi. Bir dakika, şuradan bir ayar, mouse verim, nereden yapıyoruz? Şunlardan bir tane alırız ya. Şunu satacağız. Steve amca. Abi kazandık mı kaybettik mi? Kaybettik herhalde değil mi? Evet. Şeyleri kazandı. Köpek balıkları kazandı. Herkes aynı anda ölünce demek ki köpek balıkları kazanıyor arkadaşlar. Fakat bir şey söyleyeyim mi? Bir kilimiz var. 5 kere ölmüşüz. Adam 17-16 kili. Helal olsun. Biz beceremiyoruz. Her neyse odayı kurmaya göstereyim ama oyun çok eğlence. Ben bu oyunu sevdim. Cidden de gelişir bu oyun. Öyle umuyorum. Bence gelişir yani. %90. Şimdi buradan hangi ülkelerden olmasını seçiyorsunuz? Burada çıkıyor. Pardon arkadaşlar. Burada harita türünü seçiyorsunuz. Hangi haritada oynamak istediğinizi. Şunu ben bir yok sayayım abi. Buradan maça tıklıyorsunuz. Direkt giriyor. Biz nasıl takım oluşturuyoruz? Aslında şu an lobim var büyük bir ihtimal. Evet, buradan arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Tıkladığınızda. Şu an lobim varmış benim ya. Aa, dur bakayım. Muhittin yazsak. Evet, lobi isim de verdik. Bu lobi burada çıkıyor büyük bir ihtimal. Buraya tıkladıklarında da giriyor. Yanılmıyorsa. Evet arkadaşlar, videomu burada ben kesiyorum. Şunlara tıkladığınızda arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Steam üzerine tabi eklediğiniz arkadaşınızı ya da burada zaten görünür. Kimler açık, kimler kapalı. Haritayı nasıl seçiyoruz diyeceksiniz. İşte ben onu bilmiyorum ya. Dur bakalım. Şunu da aktive edelim bari. Rastgele mi atıyor haritayı? Onu ben de bilmiyorum. Bakalım. Burada rank atladık ha. Level atladık. Güzel. Level'imiz atlandı. Puanımız belli oldu. Bu oyuncu beceriksiz diye isimlendirdiler. Bu neydi? Buradan şey yapıyorduk. Buradan oda kurma. Bot buradan kuruyoruz. Pasif. Etkisiz bir eleman diye düşünüyor ya. Buradan maçlara katılıyoruz. Buradan odalara katılıyoruz da şu an biz görünüyoruz mu? Ben onu merak ediyorum. Onu cidden merak ediyorum. İşte bir arkadaşımız olsaydı derdim hani oda kurulmuş mu diye bir bakın diye de hiçbir arkadaşımla yok bu oyun arkadaşlar. Ama tahminimce hani böyledir. Buradan işaretlediğinizde lobi isim verip direkt burada görünüyordur bence. Yani %90 öyledir. Adamlar geldiğinde de büyük bir ihtimal başlıyorsunuz oyuna. Seçenek çıkıyor falan burada. Böyle yani. Oyun bu arkadaşlar. Oyun gayet güzel. Oyun gayet güzel yani. Bu arada ben evet oyunda bir şey oldu, kasma oldu herhalde. Çünkü burada bir
Benim resmim çıkacağına adamın şeyi çıktı. Şöyle. Heh, şimdi düzeldi. Biraz önce kas bir şey oldu orada. Bir bug'a girdi. Benim resmim çıkacağına bu elemanın resmi çıkmıştı. Ama başlatma sakın oyunu. Çıkıyorum çünkü. Ya büyük bir ihtimal dediğim gibi burada isim verip şunu etkinleştirip sunuyorsunuz millete ve onlar da lobiye katılıyor sizin sayenizde. Katıldıklarında da büyük bir ihtimal burada bir yerde bir yazı çıkacaktır. Oyunu başlatacaksınızdır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. İlk bakış videom olacak. He, satın alırsanız eğer ki varsa bu oyun. Abi beraber oynayalım derseniz oynarız. Çünkü ben cidden hoşuma gitti bu oyun. Köpek balığı olsun insanı biraz çözmek lazım. İnsanın silahları çok değişik. Fakat köpek balığı olarak oynamaya devam edeceğim. Onda ustalaşacağım. Hoşuma gitti çünkü. Dediğim gibi Steam'de beni eklersiniz. Zaten yazıyor Gorkem.aras diye. Steam'de arattırırsınız. Kaplan resmi var. Direkt bulursunuz zaten beni. Oradan eklersiniz. Oradan da bu oyunu oynarız beraber. Dediğim gibi Rush aldım. CSGO aldım. Yani Counter Strike Global aldım. Onların da videosu gelecek. Hatta varsa elinizde beraber video çekebiliriz, oynayabiliriz. Bana öğretirsiniz. Özellikle Rush'ta bana öğretin arkadaşlar. Bilmiyorum, acemi olarak gireceğim. İlk bakış videosu çekmeyi düşünüyorum onda çünkü. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi oyunlar.